Merhaba sevgili izleyiciler. Bu haftaki programımızda Van'dayız. Tüm kardeş pazarlar için Van'ın nasıl fırsatlarla dolu olduğunu, buradaki yatırım ve ihracat imkanlarını ekrana taşıyacağız. Çeşitli röportajlarımız olacak ve Türkiye'de üretilmiştir bölümümüzde mermer, granit işleme süreçlerini göreceğiz. İlk önce Van'ı tanıtan rehber bölümümüzde programımıza başlıyoruz. Kardeş pazarlardan Van, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Her dönem ticarette önemli bir yer olma özelliğini taşıyor. Doğu Anadolu'nun yatırım ve ticaret merkezi Van, sınır ili olması nedeniyle özellikle İran'dan gelen ziyaretçiler için cazibe merkezi durumunda. Van'da yatırımcılar için özellikle organize sanayi bölgesinde teşvikler bulunuyor. Van'da yatırım yapmak isteyenler gıda, makine sanayi, tarıma dayalı sanayi, süt ve süt ürünleri alanlarında yatırım yapabilirler. Van'dan ihraç edilebilecek ürünler arasında ise mermer, halı, konfeksiyon ve tarıma dayalı sanayi ürünleri sayılabilir. Van'a satılabilecek ürünler, her türlü makine aksamı, işlenmiş gıda, konfeksiyon ve inşaat malzemeleri şeklinde. Van'da yatırım ve ticaret yapmak isteyenler, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'yla Van Ticaret ve Sanayi Odası'na başvurarak gerekli desteği rahatlıkla bulabilirler. Van'a Ankara ve İstanbul'dan haftanın her günü, günde 8 direkt uçuş bulunuyor. Havaalanı Edremit ilçesine yakın, yani şehir merkezine 15 dakika mesafede. Şehir içi taksi ücretleri yüksek değil. Havaalanından şehre 40 liraya gelinebilir. Ayrıca konaklama seçenekleri de Van'da kurulan çok sayıda oteller sayesinde oldukça çeşitli. Gecelik 80 ila 120 lira arasında konaklanabilir. Van'da bulunan Kapıköy sınır kapısından İran'a geçmek mümkün. Sınır kapısında genellikle İran'dan gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor. Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van'da yapılacak yatırımların önemine Van'ın kalkınma modeli üzerinden bir yorum getiriyor. İran ülkesiyle hem mal hem insan geçişlerimiz var. Çok yakın bir mesafe. Bize en yakın şehirlerden bir tanesi İran'ın Hoy kenti mesela. Biz Ağrı'ya oradan daha uzağız. Bitlis kadar bize yani. Dolayısıyla insanlar ve mallar karşılıklı olarak çok rahatlıkla gidip gelebilmekte. Özellikle insanlar belli dönemlerde bana çok canlı bir şekilde gelmektedirler. Nevruz bayramlarında ve dini bayramlarımızda İranlı kardeşlerimiz çok sayıda Van'a itibar göstermekte. Hem Van'ı bir transit yer olarak kullanmaktalar. Araçlarını buraya park ederek ülkemizin değişik yerlerine veya Avrupa'ya buradan gidiyorlar. Bir kısmı da bizzat burada kalıyorlar. Türkiye'nin tek çıkış noktası İran'a giden demiryolu da bizim ilimiz sınırlar içerisinden gidiyor. Dolayısıyla İpek Yolu dediğimiz yolun demiryolu kısmı bizim ilimizden geçmekte. Bu bizim için önemli bir avantaj. Hem ithalat hem ihracat açısından hem de güzelliklerimizi dünyaya tanıtma açısından. Hava yolu ulaşımımızda ilimizin bir havaalanı var ve günde 11 uçak seferi var buraya. Orta Asya'ya açılan bir kilit yerdeyiz. Dolayısıyla burada yatırım yapacak firmalarımızın bu bölgeye ihracat yapacakları, edecekleri ürünlerle ilgili üretimlerini burada yapmaları hem maliyet açısından hem karşılıklı üstünlük açısından kendilerine büyük avantaj sağlayacaklarını düşünüyoruz. 330 bin bizim genç öğrencimiz var. Hem ilkokul hem ortaokul, lisede okuyan. Bu çoğu ilin nüfusunun toplamından da fazla. Dolayısıyla genç, dinamik bir yapısı var. İş gücü açısından daha elverişliyiz. Onları da nitelikli hale getirmek için
gerek iş adamlarımızla, gerek organize sanayiyle, gerek İşkur işbirliğiyle istihdam garantili olarak onlara da nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. İlimizdeki önemli yatırımlardan bir tanesi tekstil kent projemiz var bizim. Burada tamamlanmak üzere, tamamlandığında 5000 ve 6000 civarında kişiye iş istihdam sağlayacak kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle inanç turizmi açısından ilimizde çok değerli yerler var. Akdamar adamız, Akdamar'daki kilise, diğer buralardaki çoğu adalarda ve yerlerde olan kiliseler, tarihi yapılarımız, ayrıca Van Kalesi, Van Kalesi'nin önündeki eski kadim şehir, oradaki kalıntılar ve restore edilen binalar, Hoşap Kalemiz, önemli turizm değerlerimizdi. Tarihteki adı da Tuşba, Güneş'in kenti, Van'ın Urartular zamanındaki ismi. Güneşlenme ve gün ışığından faydalanma süresi olarak Türkiye'de ikinci durumdayız. Hem güneş ışığının kaliteli gelmesi açısından hem de güneşlenme süresinin uzunluğu açısından. Dolayısıyla ilimizde güneş enerjisi yatırımlarında büyük bir artış görüyoruz. Biz de bu amaçla ihtisas enerji özel bölgesi kurmak için çalışmalarımız var. Ülkemizdeki hudut kapılarını Odalar ve Borsalar Birliği yapıyor. Bizim ilimizdeki kapıda ihale edildi. Şu anda altyapı kısmı yapıldı. Yani araziyle ilgili olan gerek düzeltmeler, gerek arazinin inşaatı elverişli hale getirilmesi işlemi tamamlandı. Kısa zamanda da üst yapısının da yapılmasını bekliyoruz ve umuyoruz. Yapıldığı zaman insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve ülkemize gelecek misafirlere daha kaliteli, nitelikli hizmet vermenin yollarını bulmuş olacağız. İran'a giden demir yolunun da aynı zamanda geçtiği yer. Orada da gerek ithalat gerek ihracat açısından bütün donanımlarımız var. Vagonlardaki eşyayı görüntüleyecek X-ray sistemine varana kadar kapımızda kurulu. Ve orada önemli bir yer bizim için. Ama bizim kapımız şu anda tır trafiğine açık değil. Bunun sebebi de ulaşımındaki yolların tır trafiği açısından standartlara uygun olmaması. Özellikle bizim kapımızdan sonraki İran tarafındaki 60 kilometrelik kısım arazi şartlarının çok çetin olması nedeniyle yol dar bir vaziyette. Bu yolun iyileştirilmesi gerekiyor. Bu yolun iyileştirilmesiyle ancak bu sağlanabilecek. Bu konuda da ülkemizle İran ülkesi arasında anlaşmalar var. Yolun hatta bizim tarafımızdan yapılması teklif edildi karma ekonomi toplantısında. Bu konuda bir mutabakata varılmış vaziyette ama detaylar üzerinde çalışılıyor. Yani finansman modelleri ve ihale modelleri konusunda detaylar konuşuluyor. Yapılırsa bizim açımızdan da hem demir yolu ihracatı hem transit, tır transit geçişine açık olacak bir kapı daha canlı, daha bizim açımızdan efektif çalışacak. Burada devamlı fuarlar açıyoruz. Bu fuarlar da bizim buraya hem turizm açısından hem iş gücü turizmi açısından büyük katkı sağlıyor şu anda. İleride inşallah Van'ımız aynı zamanda bir fuar merkezi haline gelecek. Van ve çevresi için önemli bir kurum olan Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Birazdan Oda Başkanı Sayın Necdet Takva'ya buradaki yatırım olanakları ve ticaret fırsatları hakkında sorular soracağız. Van'da çok etkin olan Van Ticaret ve Sanayi Odası, şehre gelecek tüm yatırımlar için destek olacaklarını belirtiyor. Kişi başına 3.500-4.000 dolar bantında seyreden bir gayri safi hasıla payı var. Bu durumda ister istemez Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının temel göstergelerini ortaya çıkarıyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz ki Van ekonomik katma değer açısından, Türkiye ekonomisi açısından 7 tüketen bir üreten konumda duran bir ekonomik performansa sahip. Depremden önce nüfusu 950 binken şimdi İki yıkıcı deprem yaşanmasına rağmen, iki yıkıcı depremde 1000'e yakın insan hayatını kaybetmiş olmasına ve 30 bin konutumuz
yıkılmış olmasına, 7000 iş yerimiz tahrip olmasına rağmen nüfusu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde artan kentlerden bir tanesi. Şu anda nüfusumuz 1 milyon 85 bin civarında, neredeyse 1 milyon 100 bin civarına erişmiş bir potansiyele sahip. Tabii burada kentli nüfus kır döngüsü açısından baktığımız zaman özellikle genç nüfus bakımından yaş ortalaması 19. Bu Türkiye'de Şırnak ve Hakkari ile beraber en genç nüfusa sahip kentlerden bir tanesi. Genç nüfusun işsizlik oranı bakımından da Türkiye ortalaması neredeyse iki katı oranında bir genç işsiz nüfusumuz da var. Tabii Türkiye'nin aslında bölgesel yatırımlara sunduğu çok önemli destekler de var. Fakat bu destekleri planlarken, bu stratejiler belirlenirken özellikle illerin, hatta belki de ilçelerin potansiyellerini göz önüne alarak daha yerel, daha spesifik kalkınma modellerinin, teşvik politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz burada 580 kilometrelik bir İran sınırına sahibiz Türkiye olarak, kara sınırı olarak. Bunun 300 kilometresini, 300'den fazla, 380 kilometresine yakını Van sadece kapsıyor. Fakat bu uzun sınır boyuna rağmen biz İran'da etkin ve verimli bir ticaret potansiyeline sahip değiliz. Yani 2015 yılının ekonomik şeyine baktığımız, dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman aşağı yukarı 42 milyonluk bir rakamsal değer var. 42 milyon dolarlık bir dış ticaret potansiyeli var. Bu Van'ın bulunduğu konum itibariyle hak ettiği bir dış ticaret potansiyeli değil. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Bizim özellikle İran'la ticaretimizin çok daha gelişkin ve verimli olması gerekiyor. Kaldı ki özellikle bu P5 artı 1 ülkelerinin İran'la anlaşmaya vardığı bu nükleer çerçeve içerisinde de biraz geç kaldığımızı düşünüyoruz. Türkiye geç kalıyor. Türkiye geç kalınca da tabii Van bundan direkt olarak etkilenecek kentlerin başında olmasına rağmen olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Bir gümrük kapısı düşünün. İşte mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Onun ötesinde şimdi bir İranlı vatandaş 80 kilometrelik mesafede Van'a gelebiliyor, gününü geçirebiliyor ama akşam 4'ten önce eğer kapıya varamazsa gidemiyor. Dünyada böyle bir örnek yok. Yani gümrük kapıları haddi zatında 24 saat esasına göre çalışan kapılardır. Şimdi bunu ne yapmanız gerekiyor? O zaman Kapıköy'ü modernize edip İran tarafındaki eksikliklerin de bir an önce giderilmesini temin edecek diplomatik çalışmalar yapmanız gerekiyor ve o kapının 24 saat açık olması lazım. Şimdi biz bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin işte bugün bu yıl Nevruz döneminde 15 Mart 5 Nisan tarihleri arasında Van Alışveriş Günleri Festivali düzenledik. Amacımız İranlıların daha fazla Van'da bulunmalarını temin etmek ve alışverişi güçlendirmek. O dönemde sadece bir 20 günlük süre içerisinde İran'dan bu 8 saat çalışan kapıdan gelen insan sayısı 45 bin. 45 bin insan İranlı bu kısıtlı ve zor bürokratik engellere rağmen Van'a geldiler, tatillerini geçirdiler ve o 20 günlük süre içerisinde bizim otellerimiz %100'lük bir kapasiteyle çalıştı. Şimdi bunun örnekleri var. Siz eğer insanların dolaşım hakkını engelleyecek problemleri ortadan kaldırırsanız, bu engelleri ortadan kaldırırsanız bu ticaret de olabilir. O zaman 30 milyar dolarlık hedefinize erişmeniz kolay olabilir. Bunun en önemli altyapı ve coğrafik kenti Van'dır. Şimdi burada çok büyük bir potansiyel var, çok büyük bir ticaret var. Hemen yanı başımızda bekleyen bir kapı var. 90 kilometreden sonra siz gittiniz sabahleyin, gittiniz geldiniz, şimdi de buradasınız. Sabahleyin kaçta Van'da hareket ettiniz efendim? Saat 10'da gittiniz, 12.30'da 1'de de Van'a geri döndünüz. Çekiminizi yaptınız, kapının durumunu gördünüz. Kapıda giriş çıkışları, giren insanları gördünüz. Hepsi kaliteli insanlar. Ticaret, esnaf, aile, yapısı iyi, düzgün, giyimi güzel, konuşması güzel. İnsanlar bu ülkeye gelmek istiyorlar. Bayramda gelmek istiyorlar, Nervoz'da gelmek istiyorlar, yazın gelmek istiyorlar. Van Gölü'nde faydalanmak istiyorlar, Van Gölü'nü kullanmak istiyorlar. Böyle bir avantajımız var. Ve gelip bu ilde de ticaret yapmak istiyorlar. Ben geleceğim diyor Van'da. Ailemin ihtiyacı ne varsa alacağım, akşam da eve gideceğim diyor. Ben bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin işsizliğine katkı sunacağım. Van'ın, özellikle Van'ın ekonomisine katkı sunacağım. Van'a yapılacak yatırımlar için en önemli adreslerden biri Van Organize Sanayi Bölgeleri.
Van'da birbiri ardına açılmakta olan organize sanayi bölgeleri yatırımcılar için önemli avantajlar sağlıyor. 2002 yılında faaliyete geçen organize sanayi bir fabrikayla başlayan, Allah'a çok şükür şu arkamda görmüş olduğunuz fabrikanın sayısı bugün gün geçtikçe artıyor ve 130 fabrikaya şu anda ulaşmaktayız. Van organize sanayi 66 hektarla başlayan organize sanayimiz şu anda 514 hektara ulaşmıştır. Van organize sanayimiz 15 yıllık bir geçmişi var. Bu gerçekten bölgede Türkiye'de çabuk büyüyen bir organize sanayi. Enerji sıkıntımız yoktur. Doğal gaz sıkıntımız yoktur. Yerle ilgili sıkıntımız yoktur. Devlet memuru olması burada büyük bir avantajdır. Bakın 25 ton bir ürünü burada üretip İran'a gönderdiğimiz zaman Terbiz'e 400 dolara gönderebiliyoruz. Ama bunu İstanbul'da ürettiğiniz zaman, Kayseri'de ürettiğiniz zaman 6500-7000 dolardan aşağı gönderemiyor sanayici arkadaşımız. Onun için burada yatırım yapmak gerçekten büyük bir avantajdır. Bir tekstil kent kuruyoruz şu anda burada. Tekstil kent gerçekten bu bölgede yani kurulması gereken bir sanayi ve kuruldu. Bizim yanı başımızda İran'la 400 kilometre bizim sınırımız var. İran'la bizim aramızda 100 kilometre bizim mesafemiz vardır ve gümrüğümüz birinci sınıf gümrüktür. Buna beraber de burada İran'da tekstille ilgili üretimle ilgili maalesef üretim azdır. Bakın İran şu anda bu nükleer sürecine gerçekten hızlı bir şekilde Amerika ile olsun, Avrupa ülkeleriyle olsun hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler bu süreci Türk halkı olarak, Türk milleti olarak, Türk sanayici olarak iyi değerlendirmemiz lazım. Onun için Van'da yatırım yapmak için tam zamandır. Van, zengin yeraltı kaynaklarına sahip bir şehrimiz. Van'da üretilen ve Van'a özel mermer çeşitleri bölge ihracatının yükselen yıldızı. Van'da çıkarılan ve modern tesislerde işlenerek katma değerli olarak ihraç edilen mermerler için dünyanın pek çok yerinden talepler gelmeye devam ediyor. Van'da üretilen mermer ve mermer ürünleri yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla da ürün çeşitliliğini zengin kılıyor. Üretimde uygulanan teknoloji, bu ürünün Türkiye'de üretildi mührünün anlamını ifade ediyor. Türkiye'de üretilmiştir bölümümüzde. Bugün sizlere Van'da üretilen ve dünyada ciddi pazarlar bulan mermerle granitin üretim ve işleme süreçlerini anlatmak istiyoruz. Bu konuda Van Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan işletme sahibi ve yöneticisi Sayın Aslı Gökçenay Acar'la burada yarattıkları katma değeri konuşacağız. Modern teknolojiyle üretim yapıyoruz burada. Neredeyse insan eli değmeden üretim yapıyoruz. Bu anlamda bizim için iş güvenliği en büyük öncelik olduğu için gerek çalışanların gerekse üretilen ürünlerin kalitesi bizim yapmış olduğumuz yatırımla kanıtlanmaktadır. Yaptığımız yatırımı diğer yabancı yatırımcıların da burada gerçekleştirmesi durumunda hem ilimize, hem bölgemize, hem de Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burada çok daha fazla ticari heyetlerin olması gerekiyor, görüşmelerin yapılması gerekiyor, fuarlar düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle sınır ticareti yapabileceğimiz ülkelerden yatırımcıların buraya davet edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bizim ve bizim gibi üretim yapan diğer firmaların ürünlerinin tanıtılması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili olarak bizim beklentimiz Ekonomi Bakanlığı'ndan burada ciddi fuarların ve dediğim gibi ateşeliklerin en azından ülkelerdeki ateşeliklerin bize biraz destek sağlamaları. Limanlara olan uzaklığımız nedeniyle nakliye ile ilgili devletimizin bize sağladığı teşviklerin bir an önce hayata geçirilmesi en büyük arzumuz. Öte yandan malumunuz kalifiye personel konusunda biraz sıkıntı yaşamaktayız. Bununla ilgili olarak da organize sanayi bünyesinde
bu bölgede endüstri meslek liselerinin kurulması ve kalifiye personel yetiştirilmesi fabrikalar için bizim için çok anlamlı olacaktır. Bir de bu bölge için sadece söylüyorum, Trabzon Limanı'nın bir an önce daha aktif hale getirilmesi bizim ihracatımızı daha da kolaylaştıracaktır. Haftaya Balkanlar programımızla karşınızda olacağız. Balkanlarla ticaret nasıl yapılır? Balkan ülkelerine hangi yatırımlar yapılabilir? Karşılıklı hangi ürünler alınıp satılabilir? Gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Batı Trakya'da yatırımları olan girişimciler ve Bulgaristan'daki enerji yatırımlarımız haftaya işleyeceğimiz konular arasında. Bu ülkenin imkanları başarılı kılıyor yatırımcıyı. Bu imkanlardan herkesin yararlanmasını istiyoruz. Bütün Balkanları kapsayacak bir alana yayılmayı düşünüyoruz. Türkiye'den gelecek arkadaşlarımıza kapılarımız sonsuza kadar açık. Yeni iş sahaları yaratmalarını bekliyoruz. Burada yeni işleri kurmalarını. En kolay çalışma imkanı, en kolay lokasyon, en kolay lojistik yeri. Gümrüksüz bir şekilde Avrupa'ya ihracat yapmak olanağına sahip olabilmek. Avantajlı vergi oranları, kalifiye insan yapısı. Bir adım ötede gümrük birliğini aşıyorsunuz ve bütün Avrupa pazarına yayılabiliyorsunuz. Avrupa'ya bir adım daha yakınsınız. 600 yıllık bir beraber yaşadığımız bir nüfusla beraberiz burada. O yüzden hiçbir konuda bir sıkıntı yoktur. İnsanların medeni ve saygılı ve gerçekten Türkiye'yi ve Türkleri seviyorlar. Gelişmişlik düzeyine bakarsanız Türkiye'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki herhangi bir büyük şehirdeki avantajların hepsini burada bulabiliyorsunuz. Bugün buradaki iyi fırsatlar bugünün koşullarında değerlendirilebilirse gerçekten NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye olduğunda yapılan yatırımlar, tüm araçlar çok daha fazla değer kazanacaktır. Yeterli bir üretim yok. Bunun için yatırım gerçekten çok değerli olabilir. Firma açısından, firmalar açısından hem de devletimizin kendisinin ticari ilişkiler artırma noktasındaki gayretleri yoğunlaştı. Şirket kurulumundan şirket açılışına kadar olan hukuki ve mali destek altyapıları oluşmuş durumda. Avrupa Birliği kaynaklı fonlardan destek alarak, şirketler kurarak, onların %50-%70'e kadar hibeler alarak o sektörlerde yatırım yapma imkanlarımız var. Please come to Bulgaria. Please come to Invest Bulgaria agency where we can help with basically in the whole process of implementation of the investment project. The Turkish companies are coming to Republic of Macedonia and use as a logistics center to conquer the European market. We have Turkish schools here, hospitals, we have well-developed cooperation on in culture, in education, health sector, so why not do more increase cooperation in that business sector, in that economy sector. At the same time, you have opportunity to see a very, very beautiful country. A very beautiful country with huge potentials and people who are very friendly to Turkish people. Hoş geldiniz. Türkiye'de üretildi bölümünde önümüzdeki hafta ülkemizde üretilen ve dünyaca kabul gören ev tekstili ürünlerimiz var. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.